Lucy Clavel sen misin? Sigara? Hayır. Okuldayken çok otoriter bir öğretmenim vardı. Her sabah nefesimizi koklar ve ağzı sigara kokan birini yakalarsa direkt sıfır verirdi. Şimdi o öğretmen ben oldum. Bakayım. İki farklı göz rengin var. İnanılmaz. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Nadir bir durum. Ne deniyordu buna? Heterokromi. Doğru. Bunun için ne derler biliyor musun? Renk pigmentinde hata oldu mu? Hayır. Tıbbi olarak sormuyorum. İki farklı göze sahipsen iki farklı ruha sahipsindir derler. Ruhlar gözün birinden girip diğerinden çıkar. Bu sadece pigmentsel bir renk bozukluğu. Hepsi bu. Bu arada adım Bayan Wilson. Biliyorum. İstersen Catherine de diyebilirsin. Hayır, Bayan Wilson'ı tercih ederim. Nasıl istersen Bayan Clavel. Müşterilerimizin çoğu kendi başlarına tuvalete gitmekten acizdir. Sana kapıyı açık bırakmamanı söylememe herhalde gerek yok. Göreceğin ilk hastanın işlemi basit. Sadece iğne yapacaksın. Oldukça kararsız ve konuşkan biridir. 15 dakikada halletmeliyiz. Zamanlamayı yapmazsak program tamamen karışır. Çantama çok ağır. Andre? Andre, yine vaktin geldi. Andre? Tamam, sakin ol. Benim tamam. Sakin ol. Sabahın köründe seni ziyaret etmemizi istemiyorsun, değil mi? Devam et. Torunum mu o? Hayır. Uzun zamandır olmadıklarını biliyorsun. Bu Lucy. 10 günlüğüne yardıma gelen genç hanım. O stajyer. Torunum mu yani? Lucy'ye merhaba de Andre. Merhaba genç bayan. Merhaba Bay Marshall. Hayır. Bu sefer olmayacak, tamam. Her zamanki klasik davranışı. Ben hallederim. Ne? Bunu daha önce yaptın mı? Yarısına kadar sokmazsan iğne kırılır. Halledebilirim. Tamam. Bakalım yapabilecek misin? Her şey yolunda Bay Marshall. Fena değil. Tamam. Torunuma ziyaret etmesi için izin verdiklerini söyle. Adım Matilda. En kısa zamanda beni görmesini söyle. Söyleriz. Hadi bakalım. Sohbet güzel Andre ama gitmeliyiz. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz Bay Marshall. Merhaba Medi. Bakalım bu sefer bize nasıl bir hediye bıraktın?
Hayır, burada kalmanı istiyorum. Neden? Şimdiye kadar iyi idare ettin ama bu hasta için hazır değilsin. Bu hastayı özel yapan nedir? Sadece bekle işte. Fazla kalmam. Mümkünse radyoyu fazla kullanma. Aküyü bitiriyor. Nasılsın bakalım? Seni bu sefer daha iyi gördüm. İğneni yapma vakti geldi. Tam istediğim gibi meraklı ve sabırsızsın. Bir hasta bakıcıda olması gereken her şeye sahipsin. Seni Deborah Jessel'le tanıştırayım.
Deborah Jessel bir zamanlar kötü şöhretli bir dans eğitmeniydi. Çalıştırdığı Parisli öğrencileri bile vardı ama bu komaya girmeden önceydi. Olay burada gerçekleşmişti. İstersen pencereyi açabilirsin. Biraz temiz hava ve güneş ışığına ne dersin? Bize iyi gelecektir. Bitkilerin bile buna ihtiyacı var. Onunla hep konuşur musun? Havadan sudan şeyler işte. Nasıl olsa istese de sözümü kesemez. Ve psikiyatristen daha ucuz. Okumaktan çok hoşlanırdı. Jessel gerçek bir koleksiyoncuydu. Sen sever misin? Evet. Hadi seç birini. Ne? Birini seç. İstediğini al, hiç sorun değil. Ben ne okuyacağımı bilemem. Edebiyatla aram yoktur. Hadi seç. Gözünü kapat ve birini seç. Güvelerin mesken tuttuğu yerlerden biri. Neyse, zaten okumak için pek vaktim yok. Değiştirebilir misin? Neden kan nakli yapılıyor? Bilmem, ben doktor değilim. Manikür yapılabilirdi. Uzun süredir tırnaklarına dokunulmamış. Bu haldeki birinin tırnaklarının uzunluğundan bile haberi yoktur. Ailesi işimizi yapmadığımızı düşünürse şikayet etmez mi? Ailesi mi? Onun tek ailesi kızı. Sağır doğmuştu. Bence çoktan ölmüştür. Öldüğünden eminim ama kesin bir kanıtım yok. Neden bu evde tek başına kalıyor? Son dileği kendi evinde ölmekti. Çok paran olduğunda insanlar her dileğine saygı gösterirler. Deborah Jessel acayip zengindir. Hazinesi olduğu bile söylenir. Hazine mi? Paralar, mücevherler, altın külçeleri falan bilirsin. Evet. Tahmin edeceğin gibi hazinenin yeri bilinmiyor. İnan bana, burada denemediğim kapı veya anahtar kalmadı. Peki hala komadan çıkma ihtimali var mı? Hayır, imkansız. Beni buradan alıp uzaklara götürecek zengin bir adam bulma şansım daha fazladır. Yani imkansız, öyle mi? Perdeleri kapatır mısın? Bir kontrol sırasında perdeleri açık bulurlarsa başımız derde girer. Dırdırcılar. Sağlık sektöründeki elemanlar sinir bozucudur. Pekala, iyi uykular Deborah. Bu gece fazla dağıtma, tamam mı? Pekala. Hiç kolay bir iş olmadığının farkındayım. Ama ilk gün için gayet başarılıydınız. Teşekkür ederim Bayan Wilson. Rica ederim Bayan Clavel. Yarın görüşürüz, tamam mı? Aynı saatte, aynı eziyette. Görüşürüz. İyi akşamlar.
Seni özledim. Ben de. Nasılsın? William. Şapka çok yakışmış. Kes şunu. Ne var? Ama gerçekten çok yakışmış. Tamam. William. Bütün balıkları çıkarana kadar bir yere gitmiyorsun. Tamam tamam. Hazırım. Peki öyle. İyi akşamlar Bay Kerien. İyi akşamlar dedim. İyi akşamlar Lucy. Çok uzun sürmez. Al. Sonra bir bira içeriz. Asılar bugün seni yormuş olmalı. Nasılsın anne? Çok iyiyim, sen? Ya şuraya geçelim mi? Merhaba Aris. Tamam mı? Merhaba. Nasılsın Yuan? Merhaba dostum. Nasılsın Lucy? İyi misin? Beni etkilemek için buraya sardalya kokulu palyaçoyla gelmene gerek yok. Çok doğru ben. Her ay annemin sana ödediği $50 istinaden bize 2 bira getirir misin lütfen? Ne yapabileceğime bir bakarım. Zorlu bir günü atlatmanın tek yolu bu. Evet biliyorum. Affedersin. İlk günün nasıl geçti bakalım? Gayet iyi. Öğretmenim biraz kuralcıydı ama onun dışında pek bir sorun çıkmadı. Peki ya hastalar? Hastaların çoğu konuşamıyor. Öyle mi? Kabus gibi olmalı. Bu arada Karantek'e giderken bataklığın oradaki korkunç evi hatırlıyor musun? Dalga mı geçiyorsun? Elbette hatırlıyorum. Annem oraya gitmemi yasaklamıştı. Yine de cesaretimizi göstermek için benle beraber giderdik. Bugün oraya mı gittin? Olabilir. Bu akşam ne yapıyorsun? Sensiz bir şeyler. Eğer beni beklerseniz işim hemen bitiyor. Hey ben! Tamam geliyorum. 2 dakika rahat vermiyorlar. Hadi hadi işine bak sen. Şerife. Gerçekten de oraya mı gittin? Nasıldı? Yaşlı bir kadın vardı. Başka? Gerçekten çok yaşlı biri. 100'ün üzerindedir. Hala yaşıyor ama hareket edemiyor. Lucy kusura bakma ama hikayen hiç heyecanlı değil. Çünkü daha bitmedi. Komada olsa da çok zengin bir kadınmış. Öğretmenim evin gizli bir yerinde hazine olduğunu söyledi. Hazine mi? İçinde ne varmış? İpucu vermedi. Hala bulunamamış. Ya onu önce biz bulursak bir cam kırıp içeri dalırız. Ne? Delirdin mi sen? Ne zamandan beri yaşlı bayanları soyuyorsun? Neden bahsediyorsun? Hissediyor musun? Daha iyi bir yaşam arzusunu. Yoksa hissetmiyor musun? Ne demek bu? Sana yetmiyor muyum? Neler oluyor? Neden bahsediyorsunuz? He? Daha 22 yaşında babam gibi nasırlı ellerim var. Denizi severim hem de çok. Ama denizde ölmek istemiyorum. Ne babam gibi ne de onun babası gibi. Seçme hakkım var. Ve ben denizde ölmeyi seçmiyorum. Karada ölmek istiyorum. Buralardan çok uzaklarda. Beni ele alalım. Ne kadar zamandır annemin emri altındasın, söyler misin? Ben hiç anlamadım, nedir bu? Tamam. Neden bahsediyorsunuz? Ben gidiyorum. Görüşürüz. Lucy bekle. Lucy dur, bekle. Nedir bu yaptığın? Gelir sorunu olan bir babayla yaşayan sen değil misin? Annen öldüğünden beri baban her gece çift var diye çalışıyor. Annemi bu konuya karıştırma. Küçük bir çocuk gibisin, pervasız, sürekli onurunu düşünen ve sadece kötü fikirler üreten. Daha yeni 2 ay hapis yatmadın mı? Hem de polisin garajından eski bir televizyonu arakladığın için. Yine mi aynı hikaye? Dersimi aldım artık, bunu sen de biliyorsun. Devam et. Neyse, işe dönmem gerekiyor. Yoksa babamdan dayak yerim. Ama lütfen bunu düşün.
Düşün, tamam mı? Evet hayatım, bu hafta beraber geleceğiz. Şimdi kapıyorum. Lucy geldi, ben de işe gitmeliyim. Uğrayacağım. Lucy. Lucy, ben işe gidiyorum. Ona hayatım mı diyorsun? Üstelik annem öleli daha 8 ay oldu. Annenin yeri doldurulamaz tabii. Ama Janice de iyi bir bayan doğrusu. Peki Janice anneciğim ne istiyormuş? En yakın zamanda bizimle birlikte olmak. Ne? Seni rahat bırakayım. Bunu yarın konuşuruz, tamam mı? İşe gitmeliyim, geciktim. Alo? Kabul ama sadece ihtiyacımız kadar. Rahat bir hayat için ne gerekirse o. Pişman olmayacaksın. Umarım. Pekala denizci, yaşlı bir bayanı korkutarak zengin olmaya hazır mısın? Yanlışsam sen ehliyetin olduğu için buradasın. Hadi sür. Ben olmasam ne yapardın acaba? Lanet olsun. Lanet olsun. Bu hurdayla gitmek yerine bisikletle gitseydik daha iyiydi. İkiniz de başınıza gelenleri hak ediyorsunuz. Hazinem hakkında kötü konuşma, tamam mı? Sadece bir başlangıç sorunu. Yıldızlar bayramınız kutlu olsun. Defolup gidin çirkin veletler. Gördünüz mü, size dedim, er ya da geç çalışır.
Riske girmeyelim. Yayan devam edeceğiz. Al. Baksana, bu benim yastık kılıfım değil mi? Kapa çeneni. Bekle William, her şeyi anladım sanırım. İki saat boyunca karanlıkta Ku Klux Klan üyeleri gibi giyinmiş halde mi yürüyeceğiz? Bununla ne yapacağız dostum? Yaşlı bir kadını öldürmek mi istiyorsun? Ya paranı ya da canını mı diyeceğiz? Boş versene. Olmaz. Bitti mi? Al şunu. Hadi. Umarım ne yaptığının farkındasındır. Zengin olacağımın farkındayım. Yakında hepimiz iyi bir hayatın tadını çıkaracağız. Yatakta kahvaltılar filan. Yatakta kahvaltı istiyorsan mutfakta uyumanı tavsiye ederim. Yürüyerek yarım saatte varırız. Artık yürüyemiyorum, ayakkabım ıslandı. Daha ne kadar var Lucy? Kes şu ıslığı William. Endişelenme, burada bizi kimse duymaz. Hayır. Yoksa bunu bilmiyor musun? Geceleri ıslık çalarsan şeytanlar toplanır derler. O barda çok saçmalık duyuyorsun. Külün meleğini üstüne çeker. Sık duyduğum bir şey. Bu taraftan. Hadi. Çok kolay oldu. Daha zor bekliyordum. Kapıya ulaşana kadar ses çıkarmayın. Merak etme. Gerekirse kapıyı da kırabilirim. Manivel olmadan sabaha kadar uğraşırız. Bakın, zarar vermek yok, yoksa basar giderim, tamam mı? Endişelenme tatlım. Hadi gel. Diğer tarafa bakalım. Nereye gidiyorsun? Hadi. Ne yapacağız? Sizinle birlikte hırsızlık yapmak hiç de hoşuma gitmiyor doğrusu. Dönüp soğuk bir bira içmek için geç sayılmaz. William. Bill. Bekle Bill. Sana önemli bir şey söylemeliyim. Lucy bize biri ısmarlayacakmış. Ben
Hepimizi yeni bir hayat bekliyor. Gelemediğimizi görmüyor musun? İşe yaramıyor. Ben bir yere gitmiyorum. Buraya ortalığı karıştırmak için gelmedik. Hayır. Üstelik daha ne aradığımızı bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Evet. Gelip göreceğiz işte. Bir sürü insan buraya gelip geri dönmüş. Hadi. Peki nereye gidiyorsun? Eskisi gibi gözü pek olabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Elini ver. Ver. Tamam. Tamam. Ben. Evet, geliyorum. Karanlıkta yalnız kalmaktan korktuğumu biliyorsun. Bıvır zıvırın arasından çıkmak çok zor. Özellikle de hazinenin yerini bilmezken. Bunu sonra düşünürüz, tamam mı? Tamam. Hazine varsa eminim bu kurşun borularda değildir. Üst kata çıkalım. Hadi. Buraya neden geldiğimizi unutmayın. Yaşlı kadın nerede? Üst katta. Hadi. Hiçbir şey görmüyorum. Belki de ışığı açabiliriz. İyi fikir. Sonra da polisi arayalım mı? Saçmalayacağına etrafı araştır, hadi. Bil, içimde kötü bir his var. Peki ne yapalım? Bırakıp gidelim mi? Ha? Ha? Bil, buraya bak. Gümüşler var, nadir parçalar. Çaydanlık lazım mı? Hayır. Ha, vay canına. Yok artık. Aslında bir makas mı? Sen terzi misin? Ne bileyim. Rahat bırak beni, tamam. Belki de hazine değerli sikke ve mücevherlerden oluşmuştur. Umarım öyledir. Lanet olsun. Lanet olsun. Ödümü patlatıyordun. Hala doldurma hayvanların tatlı olduğunu düşünüyor musun? Hayvanları doldurmak barbarlıktır. Doldurulmuş hayvanlar. Hey, çocuklar, iz bırakmayın. Tamam, benim hatam. Kız arkadaşına benziyor.
Lanet olsun, burada her şey kilitli. Boş ver, yukarı çıkalım. Resim bunlar. Jessel'in bir kızı varmış. Doğuştan sağırmış ve uzun süre önce ölmüş. O halde bize bulaşacak kimse yok. Hey, buraya gelin. Bunlar ne şimdi? Oyuncaklar çay saatinde dedikodu yapıyorlar. Nasıl bir çocuk bunlarla oynamak ister? Bir şey yok. Önce bayanlar. Lanet olsun. Sakin ol. Kapı kilitliyse bunun bir nedeni olmalı, değil mi? Öyle mi? Bahse girerim, hazine bu odada yatıyor. Ama anahtarımız yok. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Hızımızdanma Sherlock. Jessel. Boynunda bir anahtar asılıydı. Anahtar olmadan kapıyı açamayız. Anahtarı almamı mı istiyorsun? İstersen bekleyelim de geldiğimizi anlasın. Hayır, hayır, ben yokum. Sadece anahtarı bir süreliğine ödünç alacağız çocuklar. Bırak ben deneyeyim.
Tamam, bu kadar yeter. Kırmak risk olur. Başımız derde girmeden anahtarı geri koyup kaçalım. Olumsuz düşünmekten vazgeç. Ben garanti... Sen ne yaptığını sanıyorsun? Başka seçenek yok. Gidelim, hadi. Lanet olsun. Hiçbir şey yok. Hani gizli bir hazine vardı? Burada hiçbir şey yok. Rahat dur. Bir ceset. Sanırım Jessel'in kızı. Bu onların hazinesi. Feneri aşağı tut. Yerde bir şey var. İhtiyar kadın mı? Bu imkansız. Hayır, imkansız değil. Burada çalışan tek şey elektrik. Pekala, gidelim. Hadi, çıkıyoruz. Ben gelmiyorum. Tekrar yukarı çıkamam. Tamam mı? Muhtemelen uyanmamıştır. Çıkış için tek yol bu. Hadi. Tamam, deneyelim. Hadi. Önce dışarı çıkmalıyız. Hadi William, pencereye gidelim. Ben lanet olsun Lucy. Önceden böyle değildi. Dışarı çıkmak için bir yol olmalı. Bir yol olmalı. Thank you.
gelmişsin dostum. Hey Lucy, buraya gel. Gel hadi. Sanırım o Anna'yı dövüyormuş. Anna da kim? Jessel'in kızı. Jessel'in kızından bize ne şimdi? Hadi odasını bulalım. Her şeyi gördün, bir şey yok. Hazine yok, anahtar yok, bir şey yok. O zaman burada kal. Pencereyi açmayı dene. Saçmalama Lucy. Hiçbir şey bulamadığımız için burayı terk ediyoruz, tamam mı? Tamam mı? Bil.
Dediğimi yap. Kızlar evlerinize gidin. Selamlamayı unutmayın. Hadi çabuk. Anna. Sadece tanımadığımız insanlar tatlı. Anna. Anna, dışarı çıkma.
yine aynı hatayı yaptın. Şeyle ne yapıyorsun? Neredeydin? Söylesene neredeydin?
dans et. Hadi. Hadi. Ay ve güneş seni istemiyor Anna. İnsanlar da aynı şekilde. Hayatın burada. Benimle. Hadi. Tekrar. Yeniden dene. Dans etmeyi öğrenmek için göstereceğin efor tekrar kaçmanı engelleyecek. Lütfen daha gayretli. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Ah. Tekrar daha fazla eğil. Tekrar. Hadi, hadi. Daha derine. Aşağı, aşağı. Hadi, düzgün yap şunu. Daha aşağı. Evet. Daha, 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 daha. Anna. 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 Sen ölmedin. Sadece bozulmuşsun. Sadece görevimi. Wilson, neden hala buradasın? Sen de diğerleri gibi gitmedin mi? Neden konuşmuyorsun? Seçmen gerekirdi tatlım. Benim. Korkarım gerek kalmadı.
Anna. Geri döndük. İtaat et.
gecelerden artık korkma.